Hazreti Mevlana ve Mevlevi kültürü. Mevlevi kültürü tamamen sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuştur. Hazreti Mevlana, Yaradan'a gönül veren, bütün dünyadaki yaratıkları Yaradan'dan ötürü sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi öğreten bir aşk piridir. Denizi bir testiye dökersen ne kadar alır? Bir günün kısmetini. İşte deniz, nasıl testiye kabın genişliği kadar sığarsa, Mevlana'da kelime kalıplarına ve bizim idrakimize, istidadımız nispetinde sığar. Zaten Mevlana en kuvvetli, en üstün idrakinde ötesindedir. Ve bizlere aşık ol, aşık, aşkı seç ki, sen de seçilmiş bir insan olasın diye seslenir. Kendi varlığından geçerek Allah'ta fani olmak, yani Allah'a tam bir gönül bağlamak, Allah'a giden en kısa yoldur. Gönlünü Hakk'a vermiş bir insanın artık kendi benliği kalmamıştır. Onun her zerresinden işleyen Allah'tır. Böylece o kişi nefsine uyup başkasına zarar verecek kötü işlerde bulunmaz. Çünkü o artık Allah ahlakına bürünmüştür. Hazreti Muhammed ve Hazreti Mevlana bize bu vasıflarıyla örnek olmuşlardır. Mevlana, cihana sığmayan hudutsuz bir varlıktır. Güzeli, doğruyu, iyiyi, aşkı, hakikati arayanlara müjdeler veren lahudi sestir. Zulmette kalanlara teselliyi sunan rahmani sadadır. Ayrılıktan inleyenlere şifa bahşeden devalı nefestir. İnsana insanı öğretendir. Her şeyin insanda olduğunu ve tüm evrenin insanın emrine verildiğini öğretendir. Mevlana büyük bir hak aşığıdır. Aşkın efendisidir, aşk da yok olmuştur, bizzat aşktır. Aşkın ne olduğunu soranlara, benim gibi ol da bil. İster nur olsun, ister karanlık, o olmadıkça, onu tamamıyla bilemezsin buyurur. İnsan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam düşünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç akidelerini, ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda, heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin Rumi, yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Onun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj, aşk, sevgi ve birliktir. O, bir veli hüviyetiyle gönüller coşturmuş, bir pir, bir mürşit hüviyetiyle insan aklını nur ile yıkamış, akıl ve gönülleri kirden ve ikilikten kurtarmış ve temizlemiştir. O hiçbir şeyi inkar etmez ama her şeyi birleştirir, bütünleştirir ve sevdirir. O kimseyi ayrı görmez çünkü o her şeyin Allah'ın zuhur ve tecellisi olduğunu bilir ve bunu insan gönlüne ve insan aklına hal olarak yansıtır. Mevlana aziz ve yüce bir üstattır. Tek başına bir sistemdir, bir hayat ve düzendir. Ahlakı, ilmi, hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, idraki, davranışları ve her şeyiyle yüceliği öğreten bir hal abidesidir. Peygamberin gerçek temsilcisi, aşkın ve aklın en yüksek öğesi ve gerçeğidir. İnsan, yaratılmışların en şereflisidir düsturuyla, her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hazreti Mevlana, sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede. Derleyen Sibel Safiye Avcı.